Yargıda tam Burak konusu kapandı, adalet sağlandı derken şok edici bir olayla Serdar öldü. Ve asıl kritik dönem şimdi başladı. Peki Serdar nasıl öldü? Kim öldürdü? Serdar'ın ölüm senaryosuyla ilgili birbirinden bomba sürpriz olaylar var. Diğer yandan gözden kaçan ince detaylar ve yeni bölümlere damgasını vuracak senaryolar herkesi şaşkına çevirecek. Birazdan tüm bunlardan ve daha fazlasından bahsedeceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Baş müfettişin adaleti sağlayıp gideceğini önceki videomuzda belirtmiştik ve böylelikle Burak konusu kapanmış oldu. Ancak yargı dizisinde bir katil daha cezasını çekmeden öldü. Serdar da tıpkı Engin, Niyazi ve Burak gibi cezasını çekmeden ölüp gitti. İlk olarak olayın en başından başlayalım. Yekta Haluk'a son kozunu oynayıp asıl bombayı patlatacağını söylemişti ve yine yaptı yapacağını. Yekta hem kendisini tehdit eden Serdar'dan kurtuldu hem de Çınar'ı kullanarak düşmanlarının başını büyük bir belaya soktu. Bilerek Serdar'a boş silah verdi ve Çınar'ın da Serdar'ın yerini öğrenmesini sağladı. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş oldu. Fakat Yekta'nın da gözden kaçırdığı ve başını belaya sokacak detaylar oldu. Birazdan bu konuya geleceğiz. Çınar ve arkadaşları polislere ve savcılara haber vermek yerine yine kendi kafalarına göre iş yaptılar. Hatta işin içine Merdan, Gül ve diğerleri de bulaştı. Akşam yemeğinde ise Ilgaz'ı ve diğerlerine hiçbir şey söylemediler ve olayı sakladılar. Peki Serdar nasıl ölmüş olabilir? Bu andan sonra neler olacak? Şimdi gelelim bu konudaki bomba ihtimalleri ve detaylara. Serdar'ın ölümüyle ilgili ilk ihtimalimiz şu şekilde. Dikkat ettiyseniz Çınar akşam yemeğinde sanki boğuşma izlerini kapatmak için boğazlı kazak giymişti. Hatta Eren bundan bahsetmişti. Elbette Çınar boşuna boğazlı kazak giymedi ve boşuna bu konudan bahsedilmedi. Aynı şekilde Serdar'ın da boğazında darbe izleri vardı. Bu da demek oluyor ki Çınar ve Serdar arasında bir boğuşma meydana geldi. Boğuşma sırasında Çınar'ın elinden silah düşmüş olabilir ve tam o sırada içlerinden biri Serdar'ı vurup öldürdü. Bu konuda da akıllara gelen ilk ihtimal Gül oldu. Ilgaz'ın birkaç bölüm önce gördüğü rüyayı hatırlayın. Gördükleri birer birer çıkmaya başladı. Hatta Ilgaz'ın açığa alınacağı bile çıkmıştı. Ilgaz'ın rüyasında Gül ve Serdar'ı da görmüştük. Serdar'ın Gül'ü bir sandalyeye oturtarak rehin aldığını görmüştük. Belki de bu rüya Gül'ü Serdar'ı öldüreceğinin bir sinyaliydi. Olayın bu şekilde geliştiğini varsayarsak hepsi işbirliği yapıp bu durumu herkesten gizleme kararı aldı. Fakat Parla'nın olay yerine düşürdüğü kağıt gizliliği bozarak işlerin gidişatını olumsuz yönde değiştirecek. Akşam yemeğinde göremediğimiz tek kişi olan Merdan devreye girerek cesedi halledeceğini söylemiştir. Ancak Merdan gibi bir adamın Serdar'ın cesedini çöplüğe atması biraz mantıksız. Çünkü böyle bir durumda cesedin gömülerek tamamen yok edilmesi beklenirdi. Belli ki yine işin içinde Yekta'nın parmağı var. Belki de cesedin bulunması için bilerek çöplüğe attıran Yekta'dır. Hatta Yekta adamlarıyla olay yerinde neler olduğunu bizzat kaydetmiş veya izlemiş olabilir. Kısacası Yekta'nın eline her türlü çok büyük bir koz geçmiş oldu. Bu vesileyle olayın içindekileri tehdit ederek bazı isteklerini bile yaptırabilir. Fakat Yekta'yı bekleyen kötü sürprizler de var. Hatırlayın, Serdar Yekta'nın evine gelmişti ve biblolardan birini eline almıştı. Buna yakın çekim yapılmıştı. Yani önümüzdeki bölümlerde parmak izi sayesinde Yekta'nın evine Serdar'ın geldiği anlaşılacak. Yekta'yı bekleyen bir başka kötü sürpriz ise Rafet'le olan durumu ve ondan aldığı kovan. Rafet'in ifşa olması an meselesi. Baş müfettişin talimatıyla Ilgaz ve Pars Rafet konusunu araştırmaya başlayacak. Şimdi gelelim Serdar'ın ölümüyle ilgili bir diğer ihtimalimize. Elbette az önce anlattığımız ilk ihtimalimizin gerçekleşmesi daha güçlü ancak bu dizide her zaman ikinci ve üçüncü ihtimaller söz konusu oluyor. Bu ihtimalimize göre ise yaşanan arbede sırasında Çınar'ın çağırdığı Gül bağırdı çağırdığı içindeki zehri kustu ama silahla herhangi bir işleri olmadı. Boğuşma, kavga, gürültü yaşanmıştır ve hatta yaralama bile olmuştur ancak silahla vurma olayı gerçekleşmemiş olabilir. Sonrasında Merdan aracılığıyla Serdar'ı bir yere kapatarak rehin almış olabilirler. Herkes uzaklaştığında ise olayı takip ettiren Yekta, adamlarına talimat vererek Serdar'ı kapatıldığı yerden alıp öldürdü ve cesedin bulunması için çöplüğe attırmış olabilir. Evet, bu da bir diğer ihtimalimizdi. Ancak bu ihtimalin gerçekleşmesi ilk ihtimalimize göre daha az. Bu arada Serdar'ı olay yerindekilerden biri öldürdüyse, dizide sayılı günleri kalan ve ağır hastalık yaşayan Merdan dedenin bu cinayeti üstlenme ihtimali de var. Fakat olay nasıl olursa olsun başta Ilgaz ve Ceylin olmak üzere herkesi çok zor günler bekliyor. Özellikle aile içinde yine kritik yüzleşmeler yaşanacak. Adalet ve aile kavramları birbirine girecek. Bakalım bir yandan Ilgaz, bir yandan da Ceylin bu olay karşısında adalet duygusuyla mı hareket edecek yoksa kalpten gelen ailevi duygularla mı hareket edecek? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında izlemek için abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.